sen de söyle. Teşekkür ederim efendim. Herkesin arkadaş çevresinde böyle sinir bozsa da, canımızı sıksa da vazgeçemediği bir arkadaşı vardır. O ekibin içinde nazar boncuğu gibidir efendim o. Bizim de öyle sevilen bir karakterimiz var. Bakalım bu sefer arkadaşlarına, komşularına neler yaşatacak, izleyip görelim. Buyursunlar. Hadi. Hadi hadi. Şişir hadi. Tamam. Şişir. Şişir. Kesin seninki patlayacak, benimki patlamayacak asla. Şişir. Hadi konuşma, hadi sıra sende, hadi. Patladık. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Ya ne yapıyorsunuz? Şahane pazara çevirdiniz. Hadi asın şunları da bitirelim. Tamam. Fikri Kudret geldim. Kuru yemiş nerede Hazem? Ver hocam. Ozan'cığım sana ayrıca teşekkür ederim evladım. Kahvede kına geleneğini bana yaşattığın için. Sağ ol. Ne demek hocam ya? Ne demek ya? Yani helvanı dağıtırız diyorduk ama bak kınanı yakacağız bak şimdi. Kız mı yanmıyor? İbrahim hocam. Ha? Sen şimdi böyle evleniyorsun ama ha? Senin uçuş iznin var mı hala ya? Ben şu kuru yemişlere bir bakayım. Evet, kuru yemişlere de bakıldı. Hocam, her şey hazır hocam. Bitmek üzere. Hah. Yalnız hocam bu evlilik olayı falan çok ani gelişti. Heh. Yani seni Tufa'ya getirmesinler. Getirsinler, getirsinler hayatı. Ne olacak ya bu yaştan, bu saatten sonra? Malımı, mülkü elimden alsalar ne olur? Ha, doğru. Heh. Hocam, heh, siz nereden tanıştınız? Sevdalı Memurlar Facebook sayfasında. Burcu Hanım o sayfaya öğretmenler 3600 katsayı istiyor diye bir paylaşımda bulunmuş. Ben de beğendim bu paylaşımın altına yorum yaptım. İki tane kırmızı kalp koydum. Aa. O da bundan etkilenmiş olacak ki ekleme isteğimi kabul etti Face'ten. Bak ya. Ulan var ya. Yuva yapmak sevapsa var ya, Zuckerberg'le ailesi tam cennetlik vallahi. Allah o Zuckerberg'den razı olsun. Ya. Hocam sen de az sırtlan değilsin ama. Kudret, gençlik geçici, yetenek kalıcıdır. Hocam ama kocam. Gel alam gel. Gel canım. Canım benim de işiniz var burada. Hadi erkek kısmının dışarı çıkması lazım. Ayıptır. Tamam. İbrahim'ciğim. Ha oğlum. Gelin gelince biz seni çağıracağız değil mi canım benim? Ha, tamam. Yüz göründüğünü aldın mı? Ha, aldım anacığım aldım. Çeyrek aldım çeyrek. Kuyumcu abi paran yoksa gram al dedi ama yo hayır çeyrek ver kardeşim. Feda olsun benim huma kuşuma dedi. Vay vay vay. Hocam biz zaten kapının önündeyiz. Ha. Bir ihtiyaç olursa buradayız. Hadi be. Çocuklar. Hadi sizden tek bir isteğim var. Nedir hocam? Ne olur. Ne olursa olsun. Bakın ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Oy yala yutu. İçeri almayayım. Almayayım. Yala yut. Yala yut.
Sahi nerede o? Merak etmeyin. Üsküdar'da bir tane etli pilavlı cenaze evi var dedim. Oraya gitmişsin. Hadi buraya gelmez. Gelmez artık. Hadi çık, hadi çık. Hadi, hadi. Hadi benim canlarım. Hadi benim güzellerim. Hadi benim. Hadi. Ozan. Haline. Gel, gel. Yavrum benim zemzem suyum nerede? Zemzem. Ha şuradan öne. Ver onu bana canım. Bu niye bu kadar az Nineciğim ya? E oğlum bugün nerede zor bulunuyor ya. Haçtan getirttim ben de zorla. Yani o mübarek yerlere gidip göremiyoruz. Bari işte bununla yudum yudum azar azar idare edeyim. Ne yapayım? Sevaptır. E tabii Nineciğim. Ha, ben gidiyorum. Hadi geliyorum. Kızların sesi geliyor canım benim. Ay. Yüksek yüksek tepeye. Canı erkek çekiyor derler. Ahmet İbrahim Paşa. Geldim efendim. Gel gel. Hadi lan be. Hadi lan be. Geldik oğlum. Buyurun efendim. Evet efendim. Buyurun geldim efendim. Gelin yüzünü açmıyor. Aa, hayırdır geçmiş olsun bir şey mi oldu? Gelin yüzünü açmıyor. Anlatamayayım ne yapabilirim acaba efendim? Altın takacaksın oğlum. Tabii. Aç oh güzel yüzünü sultanım. Gül cemalin bir ömür gitmesin yüzümün önünden. Aç. Cümle tasalamın aleyke. Hayati. Hayati abi. Hocam, hayatım. Hocam kendine gel. Mehmet, alışma görelim. Aynı şeyi mi gördük hocam? Gördük mü? Aynı şeyi mi gördük? Burada mı o? Yoksa Burcu Hanım bıyık bırakmış, gençli de böyle şey mi olmuş, gıcık gıcık mı olmuş? Yok hocam, yok. Benim, yalayot etmeyin. Yalnız uyarmasaydım at kalsın beni öpüyordun değil mi hocam? Senin Burcu Hanım'la karıştırmak ne mümkün lan? Nerede? Ne yaptın Burcu Hanım? Hocam, bırak getirme hocam. Getirme onu, kov! Hocam, öldürme! Kov. Öldürme, bana bak! Bana bak! Doğru. Bana bak, öldürme! Öldürürsen eğer Burcu Hanım'ı bulamayız. Evet, doğru. Ne olur hocam? Söyle. Hocam, ne olur? Söyle. Ne olur hocam? Söyle. İbrahim Bey, ne oldu ya? Ben geç kaldım biraz, kuaförde içim vardı o yüzden ama... Maşallah ben geç kalır kalmaz başka bir inen kılığı yakmışsınız. Hayır efendim. Ah Burcu Hanım siz nerelerdesiniz? Yok öyle bir şey bakın. Bizim mahallenin delisi şaka yapmış efendim. Siz neredesiniz? Çıkar ulan sen de şu üzerindekini. Çıkar artık hadi bak ortalık. İsmail oğlum sen de çıkar şunu kafa karıştırma. Bak. Yani. Kudret abi. Benim hiç mindanlım olmadı be. Bu mindanlı benim olsun mu? Ne olursun abime. Abi, abi bak bana da tam oturdu. Yenge hanıma baksana beni kalın. O da böyle güzel durmaz abi. Uzatma oğlum. Mindanlı be abi ölür müsün? Uzatma ulan yalayot. Çıkar şu üzerindeki mindanlı. Altını mı da ver? Hocam altını, altını ver. Altını vermeyeyim abi ne olursun. Bak bu yüz görümlülüğü de benim olsun olur mu? Yüzünü görmek için 5 lira vermem 5. Kaç lira? Ver ulan şu altını, ver. Altını ver. Damat biraz cimri çıktı. Ablamızı fakire mi verdik acaba? Adetlerimizi biliyor mu bu? Bizde kına yakılınca fakire fukaraya altın dağıtılır. Bizde öyle. 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 Aynen. Siz kimsiniz ya? Arap prensliğimizsiniz. Bu nasıl adet? Ay çocuğum ya. Adam belli ki yarım akıllı ya. Niye bu kadar üstüne gidiyorsunuz? Ayrıca ne işiniz var? Hadi çıkın dışarı. İbrahim'cim sen de ver şunu altın. Ne olacak? Allah. Sevaptır be oğlum. Hadi. Gidip yenisini alırsın. Hadi halacığım. Halacığım. Hadi benim canım. Hayata. Hadi benim güzelim. Sevaptır benim bir tane. Ama altına mı oldu? Hem de şokolata değil. Ay ağzım bal yesin demedim ya. Oğlum senin sayende bir tane altınım o. Ne? O elindeki su ne? Zemzem suyu oğlum, haçtan getirtti. Zemzem suyu mu? Mübarek su. Ha, ya ne, neneciğim be.
Benim bu aralar üzerinde çok büyük bir ağırlık var. Ha. İşim gücüm rast gitmiyor. Nazar da var. Biraz zemzem suyu içebilir miyim? Ne olur bir zemzem suyu ver, alır mısın? Bir yudum al be oğlum, al. Sevaptır be oğlum. Bir yudum oğlum. Oğlum bir yudum, bir yudum. Bir yudum oo. Canım benim ve bana da kalsın. Mübarek o, mübarek. Bakayım, tamam. Çok iyi geldi. Tamam, hadi artık uzatma, tamam. Çıkar şu üzerindeki bindallıyı Burcu'm, siz de gidin efendim. Siz de işin üstünüz onunla. Ben o zaman hemen çıkarıyorum İbrahim abi. Teşekkür ederim. Tamam. Ben de gidip altın alayım, ne yapayım bir altın alayım. Hadi. Acaba yerine ne takacak? Çeyrek takacaksa hiç takmasın. İnşallah yarım takmaz. Tam olmadan olmaz. Tam olmazsa ablamın yüzünü göremez. Göremez? Göremez. Göremez. Ama kıza vallahi sizin yaptığınız çok ayıp be. Niye böyle yapıyorsunuz anneciğim? Yuva kurmak çok zor bu devirde. Biraz yardımcı olun yeni evlenenlere. Evlen meseleymiş. Ay bu kına çok sıkıcı olmaya başladı. Ha, bir manası kalmadı. Aman ha, tadım kaçıyor. Eğlenebilecek miyiz acaba? Eğlenebileceksiniz. İtalik baldızlar. Merak etmeyin, çok şahane müzik organizasyonu var. Dişi gelecek mi? Daha iyisi, daha. Daha iyisi. İşte burada 90'lık kına geceleri bir. Biz bununla bütün mahalleyi kınaladık ablacığım. Al oğlum, ver coşkuyu. Ver abi, hemen veriyorum. Ay, geliyor. Kapat. Ne oldu? Çocuklar. Ya kına evinde erkeklerin ne işi var be anneciğim? Çıkın dışarı hadi. Yapma halam. Yapma halam. Bu kahve bizim. Bu oyun alanı bizim. Ne olur kurtlarımızı dökelim. Olmaz canım benim. Hadi çıkın dışarı yahu. Hadi ya. Ya teyzem bırak da şu kızları. Kudurtalım kız tarafını be. Ya şöyle bir iki göbek atalım olmaz mı? Olmaz. Olmaz. O çıkın dışarı bakayım. Çabuk buyurun, çıkın. Buyurun Meral buyurun. Çıkın. Tamam hayatım. Hayır, tamam. Hayır. O güzelim kaseti bunlar değerlendirelim. Yine ben kalayım bari ya. Hadi git. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi. 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 Evet. Şu bakayım ortaya. Ay. Allah. Ne olur, oradan hemen oynayayım, olmaz mı? Sen kimsin ya? Dansı mı çaldın, bindallı mı çaldın, kına mı çaldın? Ben parçalarım seni. Gerdeğe de gir, gel benim yerime. Anlıyor mu öyle? Ay yapmışsın sen, ne kol ya? Tamam kızım. Sakin olun be anneciğim, sakin olun. Kızlar, niye uğraşıyorsunuz bununla, bu Sabine? Ha, belli ki aklı fikri yerinde değil. Derler ki hep bak deliler cennetlik derler. Bırakın şu cihaz yerde oynasın. Hay ağzım mal yesin ya. Neneyim bana mı sen? Sen sahip çıktın. Ha. Ağzım dilim kurudu da ben dans ederken. Şu mübarek sudan biraz daha alabilir miyim? Ya vereyim çocuğum bir yudum daha da normal su da var onu da içebilirdin ya. Bu naim, naim. Bana bir yudum dedim bana da bırak. Kınaç yerinden çıktı.
Hiçbir şey umduğumuz gibi değil. Bana tadım kaçtı. Ay, kınayı yakamayan düğünü nasıl yapacak? Nasıl yapacak? Nasıl? Nasıl? Susun be! Fitne kurusu! 40 yıldır üzümün sapı armudun sapı. Yeter ya. Tamam kız. Bugün bu düğünde bu kınada burada yapılacak. İbrahim'i yedirtmem hiçbirinize. Oh! Oh benim gelinim ha, benim güzel gelinim ağzım bal yesin. Bak ne güzel güzel konuşuyor. Şişt, İsmail git sen çağır bakayım İbrahim'le eşrafını. Hemen hemen. Hadi benim canım. Hadi. Biz buradayız be. Hemen. Şey yapacaksınız. Sakin. Ne oldu ya? Şimdi ben Burcu gelinime içi para ve şeker dolu tezgahı vereceğim. Bakın anneciğim. İçi para mı dolu? Ya tezgahı hazırlayabilir miyim? Bir tezgahı mı alır mısın? Bak kıracağım kafada. Sakin ol. Annem sakin ol. Al kır bakayım böyle içindeki şeker gibi tatlı, para gibi bereketli olsun yuvanız inşallah. Hadi benim canım. Hadi. Hadi kız. Basayım ben ne yapıyorum? Sen oturuyorsun yavrum olsun. Hadi bari bak. Hadi kızım. Yalayurt der misin şöyle güzel? Yalayurt! Kınamın içine ettin! Eğer yarın seni düğünümde görürsem gebertirim Yalayurt! Düğün mü? İbrahim hocam ben. Ne İbrahim hocam ya? Ne İbrahim hocam? Düğünüme gelip ne yapacaksın acaba? Takıya mı yanlayacaksın, pastama mı yanlayacaksın? Yok da İbrahim hocam. Tamam. Benim hiç düğünüm olmadı ki. Ben hiç evlenmedim. Senin yerine yarın ben evsem de sen ne olur ki? Cinayet olur mu? Ne rezil mahalliymiş. Kimlere veriyoruz ablamızı? Resmen ahlaksızlığın içindeyiz. Yol yakınken geri mi dönsek? Gebertirim ben talimim. Sen ne sana talimsin? Geberteceğim seni. Hocam. Seni geberteceğim. Tamam tamam. Hayır. Sandalye olur. Ay şeycanlar tamam ya. Ya. Şunca az aklı olan bir adamdan bahsediyorsunuz. Siz niye böylesiniz be çocuğum? Bırakın ya Sabi. Ha? Ya bunu el kaldıranın eli kırılır. Ama... Buna kötü söz söyleyenin dili tutulur. Eve yavrum bu çocuk. Yavşak! Lan babanın suyu mu lan bu? Bitti zemzemim lan. Mübarek su. Midemden mi abla ölür mü sen? Zık! Kırın! Güzel Allah'ım bu yaşıma kadar ya Rabbim günahsız geldim. Bundan sonrası için sen beni affet. Oh,
Şimşek nereye lan? Ya helikopter kana tekiyor, tamam. Mazot koyalım da yolda kalma. Fulle, fulle, fulle. Hayvanlarla bile konuşuyorum ben. Bak tenle nasıl konuşuyorum. Tip tak, tip tak, tip tak. Lan bu tipe hangi kız bakacak? Yenge tana bakmış. Ha, tip tak. Ne bakıyorsun lan dümbük? Gel ya. Tekme lan, tekme motoru bottan. Sanırlıktan geldi demedim. Deli mi lan bu? Bu ne yapıyorsun? Sen şöyle güzel, zengin bir kız bul. Beni de Mert Adek var ya. Ben geldim canım, bakar mısın? Fıtı 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 fıtı. Bizim bir arkadaşımız var. Birinden çok etkileniyor, çok hoşlanıyor. Ve ilk defa buluşacaklar. Bakalım bu buluşma nasıl geçecek efendim? Buyursunlar. Selam. Buyurun. Burada bir hanım var mı? Abicim burası öyle müessiz değil, lütfen. Bir dakika ya, bir dakika. Özür dilerim. Yanlış anladınız beni. Ben bir hanımefendiyle burada buluşacağım da. Ha. Ya internetten tanıştık. Ben bir fotoğrafını beğendim. Sonra DM'de falan yazıştık. Olay buralara kadar geldi. İnanılmaz heyecanlıyım ben de. Çok heyecanlı. Çok da bana ne abi? Bana ne ya? Ben bir kahve alayım. Ha? Bak ilişkimiz doğru bir zemine oturdu. Bu işte. Otur abi, ben sana getireyim kahveni. Çok heyecanlı. Merhaba. Nasılsın yok ışıklı? Beni gördüğün için heyecanlandım. Bir an önce beni öpmek istemeyecek misin? Kimsin sen ya? Tipe bak, ne oluyor ya? Lütfen gider misiniz? Ben bir hanımefendiyle buluşacağım burada. Bir onu şey bekliyorum. Yok, beklediğin hanım benim, ben. DM'de demiştin ya sen. Ah, sen nereden çıktın diye, o benim işte. O zaman soruyu değiştiriyorum ben. Niye çıktın ya sen? Nereden çıktıysan oraya git bence. Benim gerçekteki halimi görünce heyecanlanmadın mı? Yok, hiç heyecanlanmadım ya. Tıpkı yani internetten telefon sipariş verip kutusundan hıyar çıkmış gibi hissediyorum şu an. Zekam yok. Yani anlayamam. Biz çok zenginiz ya. Ben babamdan istediğim, o da bana aldı o kadar. Ya öyle mi? Bakın hanımefendi, ben sizinle ilgilenmiyorum. Yani ben size herhangi bir ilgi duymuyorum. Çünkü ben sizin fotoğrafınızı hani tıkladım, beğendim ya. Aa. O fotoğrafla sizin aranızdaki tek benzerlik insan olmanız. O benim, ben. Fotoğraftaki benim. Tamam da kim çekti o fotoğrafı ya? Ama bak anlatayım. O fotoğrafı Yüzüklerin Efendisi'ni çeken ekip çekti. Babamda para var. Bastırdı ekibi topladı. Ondan sonra Moğolistan'daki Gobi Çölü'ne gittik. 5 gün boyunca uygun ışık bekledik. Ondan hatta ekipten 5 kişiyi kurt yedi, biliyor musun? Aman canım sağ olsun yani, harika fotoğraflar çıktı. Babamdaki kızımı fotoğraflarla Instagram'dan birine ayarla, gerisini bana bırak dedi. Ha, baban da işin içinde. Aha. Hanımefendi yemezler, kusura bakmayın. Ben kalkıyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Baba! Geldim kızım, geldim. Geldim. Otur bakalım delikanlı, hiçbir yere gitmiyorsun. Neden? Mesut'cum biz seni komple satın aldık oğlum. Çalıştığın iş yerini, oturduğun evi, hatta siteyi, ananı, babanı, kardeşini, arkadaşlarını, biz hepsini nakit vermek suretiyle satın aldık çocuğum. O nasıl iş ya? Ananı babamı? Nasıl, ananı babamı mı? Nasıl satın aldınız ananı babamı ya? Aldılar oğlum, aldılar. Ben seni komple sattım, bütün haklarını devrettim ya ben seni. Yani evlat sevgisine paha biçilir mi deniliyordu ya. Biçiliyormuş ya. 3.7 milyon dolar. Yok artık ya. Anam satmaz beni bir kere be. Anan parayı duyunca beni bile sattı. Evet ha, evet. Bora Bora adalarında tatilde kendisi. Nasıl ya? Ben malınız mıyım sizin abi? Nasıl satıyorsunuz? Bak şimdi olaya biraz geniş vizyondan bakman gerek Mesut. Şöyle düşün. Parası olan insan büyük bir ağaca benzer. Evet, bazen yaprakları dökülür ama ondan sonra yaz gelir,
Oo, her taraf nasıl yeşil? Ne diyorsun ya sen? Ne oğlum ya? Ya tam olarak bunu söylüyorum işte. Param varsa ne söylediğinin bir önemi yok koçum. Basıyorum nakiti, alıyorum garibi. Mesut, istersen gidebilirsin oğlum. Ama benim iznim olmadan hiç kimse seninle bu şehirde konuşmaz. Artık bu şehirde kimsesizsin yavrum. Madem bu şehirde kimsem yok artık, ben de o zaman başka şehre giderim. Ya ne yapayım? Gideceğin ulaşım aracını da satın alırım. Orada oturacağın evi de, çalıştığın işi de komple satın alırım Mesut. Biz sana çöktük oğlum. Anla artık. Ama sen de beni anla. Ben de kızının mutluluğunu isteyen bir babayım ya Mesut. Çünkü ben babasının prensesiyim. Oy, sevimli... Baba bana kıyamaz. Sevimli kızım benim. Oy. Ya sevimli derken bak gözüne bakamıyor, kızı bana kaktırıyor. Yavrum estetiğe takılma ya. Şimdi ben zengin bir çirkin olduğum için çok güzel bir Rus hanımefendiyle evlendim. E tabii genler çarpışınca ortaya böyle bir şey çıktı. Hadi bir tatlı bomba yap baba ya. Ne yapayım baba? Haydi bakayım. Oo, 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 yazık sana Mesut ya. Amca, haydi biz çıkalım da çocuklar, gençler bir kaynasın ha. Haydi çıkalım. Efendim, eğer ürünü beğendiyseniz biz hanımefendiyle, hanımla anlaşıp seri üretime geçebiliriz. Ya amca, Allah aşkına terbiyesizlik yapma. Peki efendim. Amca sen, bana ne biçim bir şey çıktı ya? Mesut! Artık biz sevgiliyiz. Hadi aşkım söyle, nereye gidelim? Estetik doktoruna. Ay canım benim, hemen burnunu mu ameliyat ettirmek istiyorsunuz? Efendim? Burnunu mu ameliyat ettirmek istiyorsun sen? Rahat öpüşemeyiz çünkü çok zor. Baksana. Ya sen kendi tipine bakmıyor musun? Ne? Senin tipinin yanında benim burnum Serenay Sarıkaya be. Bak, bir şey söyleyeceğim sana. Oturur musun lütfen? Bak, benden ne istiyorsun ya? Ha? Bizim olmaz yani. Olmaz, anlıyor musun? Ben seni beğenmiyorum. Benim hayallerim var ya seninle ilgili. Bak şimdi, saçını sarıya boyayacağız. Ondan sonra ağzına pembe kazak atacağız. Biraz solaryuma sokacağım seni. Sonra koluma takacağım, bebek sahilinde yürüyeceğiz. Seni bir Kaya Çilingiroğlu yapacağım. Ya genç kızlar gibi Ediz hayranı olsana, neden Kaya Çilingiroğlu? Çünkü ben Hülya Avşar'ım. Ben sana bir şey anlatamam. Ha! Salak dedim ya zaten, anlatsana ben anlamam. Benim zekam yok. Babam beni doktora götürdü bu kız niye böyle diye. Doktor dedi ki bunun sadece isteme, beyninin isteme alanı açık dedi. Sadece istiyorum, babam ne alıyor? Bak, şunu anla artık ya. Ne? Ben senden hoşlanmıyorum, beğenmiyorum. Seni beğenmiyorum. Çünkü daha benim seksi danslarımı görmedin. Oho! Oh. Nasıl? Şirek gibi. Ya otur şuraya, oynatma k***sini, affedersin ya. Ya ben sana kur yapıyorum ama sen anlamıyorsun ki. Ben bu ara kura bakmıyorum. Ya seni yiyeceğim ha. Al kızı. Alo. Kız bana bak. Ay boylu postu fena değil. Estetikçiye götüreceğim, hallederiz. Ha, tamam. Kız hadi gelin görün görün. Hadi çok güzel dans ediyor biliyor musun? Espri bana yakala, ben anlamıyorum. On kere dedim, zekam yok dedim, anlamıyor. Tamam hadi gelin, hadi bay bay. Mesut, arkadaşlarım gelecek, gelirken o gelince onlar şey yap, tamam dans et onlara. Dans mı? Ha. Dans bans etmem. Neyim ben ya, kaniş mi? İyi bir de pati vereyim. İnsanız biz, insan. Çocuk muyum ben ya? İstemem. Akıllı sen. Hayır, var bende. Cip alırım sana be. Cip mi? Ha. Nasıl aldın? Hemen şöyle eve giderken köşeden kredi kartından çektiririz. Öyle oluyor mu? Oluyor tabii. Bende sınırsız kredi kartı var. Babam verdi. Hemen çek biliyorsun. İstediğini alıyorsun. 3 milyon TL alabilirim. Ha. Ha. Hoş geldiniz. Mehtap. Babanın aldığı çocuk bu mu? Yeni çocuk bu mu? Evet. Nasıl? Beğendiniz mi? Hayır. Saçı beyaz, eskimiş. Kızım ona ne bakıyorsun be? Bir kutu boyaya bakar. Ama şey... Dans ediyor çok güzel. Dans et, dans et hadi. Hayır, dans falan etmeyeceğim. Hadi. Hayır. Jip diyorum, 3 milyon diyorum. Biraz edeyim var. Kafamcım, hadi gel, gel, çok bak. Dur.
Bir şey söyleyeceğim. Bu ne ya? Deniz yosunlu gibi böyle böyle bir şeyler yapıyor. O da şey. Belki şu figürler hoşunuza gider o zaman. Cıppa 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 cıppa. Çok kötü müzik bu ya. Çok kötü yani. Bu ne ya? Ne? Allah aşkına yapamam. Bir şey söyleyeyim mi? 90'larda olsaydık beğenirdik ama... hiç kıskanmadık. Hiç sıfır. Hadi gidip baba parası yiyelim. Hadi yiyelim. Sıfır, çok sıfır. Mesut, kusura bakma. Ama arkadaşlarımın kıskanmadığı biriyle ben ilişkime devam edemem. Nasıl ya hayatım? Bir noktaya gelmemiş miydi ilişkin? Ayrılmak istiyorum ben senden. Aa. Ya iyi de bütün arkadaşlarım, eşim dostum bu ilişkiden bir şeyler kazandı. Bana da bir cip mip bir şeyler alın bari. Oldu. Bisiklet olur mu? Olur. Baba! Evet. Al bakalım evlat bisikletin. Abicim hayırdır? Hazırda bisikletle mi bekliyordun ya? Ya biz Çarkıfeleğin ödül odası gibi geziyoruz. Her şey bulunur. Hadi bisikletin ayrını gör. Keşke motosiklet isteseydin. Ne yapacaksın artık ya? Bunu idare et. Neyse sağ ol. Kızım. Canım. Ben gidiyorum. Biliyorsun senin masraflarını karşılamak için ayda 20 tane site dikmem lazım müteahhit olarak. Hadi ben gidiyorum canım kızım. Beyefendi kahvenizi yatır... Beyefendi nerede ya? Baba! Baba! Bana bana. Ya kızım. Daha yeni aldım. Onunla oynamadan yenisini istiyorsun ama. Bir daha tatlı bomba yapma. Söz mü? Söz. Ha pardon, hayır. Ya kız çocuğuna da hiç dayanılmıyor ha. Dayanılmaz. Bak bakayım bana evlat. Evet. Biz sana çöktük. Nasıl ya? Anlatacağım. Anam baban fakir sanıyorum. Bayağı. Oo harika. Gel bakalım şimdi. Sana güzel güzel. Şimşek nereye lan? Ya helikopter kana tekiyor tamam. Mazot koyalım da yolda kal bak. Fulle fulle fulle. Hayvanlarla bile konutuyorum ben. Bak kendini tık konutuyorum. Tip tak tip tak tip tak. Lan bu tipe hangi kız bakıyor? Yenge tana bakmış. Ha tip tak ne bakıyorsun lan dümbük? Nereye o? Tekme lan tekme motoru bottan. Zamanlıktan geldi demedim. Deli mi lan bu? Bu ne yapıyor? Sen şöyle güzel, zengin bir kız bul. Beni de Mert Erdek, gel ya. Ben geldim canım, bakar mısın? Fıtı 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 fıtı. Sınava girmek, bir okula kayıt yaptırabilmek, istediğin okula kayıt yaptırabilmek ciddi bir mesele oldu artık bugünlerde. Şimdi bizim de bir arkadaşımız var, bir okulu çok istiyor, oraya kayıt yaptırmış fakat kayıtta bir problem çıkmış. Bakalım bu problem neymiş, nasıl çözülecek, izleyip görelim. Buyursunlar. Yeter Hanım, çok haklısınız. Size karşı gerçekten çok mahcubum efendim. Yani İsmail Beyciğim, böyle bir şey olur mu Allah aşkına? Tek kişilik bir kontenjan var, iki öğrenci oraya sokmaya çalışıyorsunuz. Hayır, siz konservatuara öğrenci mi alıyorsunuz? Adapazarı otobüsüne bilet mi kesiyorsunuz? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok haklısınız efendim. Çok üzgünüm. Çok eğildim, başım dönüyor efendim. Ben şöyle bir oturayım, kusura bakmayın. Yavrum. Bu işi halledeceğiz, merak etme. Yok ya, ben doğudan, siden, baymışım, sıkılmışım. Bana farkmaz aga. Aga ne oğlum? Ananım ben senin. Öyle baydım falan yok ayrıca. Bu okula ailemize yakışır, soyumuza, sopumuza yakışır bir şekilde giriş yapacaksın. Güzel okuyacaksın ve mezun olacaksın. Otur şuraya, hadi. Efendim. Yapma ya. Tamam efendim. Yok efendim, sana demedim efendim. Gelsin, gelsin. Çağır gelsin. Efendim, diğer mağdur öğrenci ve velisi gelmiş. Sanırım velisi de sanatçıymış ama hiç merak etmeyin efendim. Ben onu konuşur, iki eğlerim, ikna eder yollarım. Sanatçıymış. Ne sanatçısı, kim acaba? Selamünaleyküm. Müdür kim lan? Ya sussana, öyle denir mi? Ayıp be. Ha, pardon ablam, kibar olacağız. Müdür sen, sen misin lan? Siz? Siz misin? Siz öğrenci velisi misiniz? Ben bu öğrencinin velisi değil, delisiyim hoca. Canım, ciğerim. Kardeşim lan bu benim. Niye almıyorsunuz lan siz bu kızı okula?
Efendim zaten o konuyu tartışıyorduk biz de. Ufak bir aksilik olmuş da siz lütfen buyurun çözeceğiz, çözeceğiz. Geç, buyurun. Geç. Müdür bey, hanımefendi ne sanatçısı acaba? Konuşmana arkama denk geldi. Böylece arkamdan konuşmuş oldun. Dikkat et. Ses sanatçısıyım. Aynı zamanda amatör psikologlukla ilgileniyorum. Zoruna mı gitti? Oy! Ay, üsluba bak. Aşkım sussana sen. Ben ne dedim sana? Burası konservatuvar. Kibar ol, nazik ol. Hani üslup? Tamam ablam kız. Kusura bakma, pardon. Maruz zaafı tafından... Maruz zaafı tafınızda özürlerini al, kabul eyle. Rica ederim, rica ederim. Şimdi Naiman'cığım şöyle, biz çok köklü bir kurumuz biliyorsunuz. Bizim okulumuzun kurulu var. Kurul toplandı bu konuyla ilgili. Bir karar vermeye çalıştı. Neticede de kararını verdi. Şimdi Bahadır çok köklü bir aileden geliyor. Aynen öyle. Ailemiz ismini altın harflerle tarihe yazdırmıştır. Bunda bir şey yok. Ben de ismimi 06 Çılgınsın müzikalin kapısına neon harflerle yazdım. Eski mekandır, tarihi sayılır. Kokar, tarih kokar. Binaenaneyh yani. Şimdi anlaşıldı sizin hangi sanatla meşgul olduğunuz. Neyse neyse, artık bu sohbet çok uzuyor İsmail Beyciğim. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bence artık bir karar verin. Sosyetik mi yoksa yitik mi? Hop! Bitik. Bilsiz. Biz de sosyeteyiz lan! Mama fik. Kız bir şey demedim. Kıl mama fik. Biz de evde ayakkabı çıkarmadan dolaşıyoruz, onu diyorum. Tabii. Eve giren çıkan çok olunca malum ayakkabı çıkarmak da zor oluyordur. bir şey mi ima etti kız o bana? İyi hanımlar, hanımlar. Oluyor mu ama yakışıyor mu? Ama lütfen İsmail Beyciğim. Yani az evvel şu kadınla beni aynı kefeye koyan tam olarak sizdiniz. Hanım, hanım, hanım. Sadede gelelim. Kurul Bahadır'ı seçti. Bak be abla, gidelim yeter be. Ama... Evet, evet ablacığım. Hadi kalkalım gidelim artık ama değil mi? Hop! Otur kız. Oturayım abi. Otur. Ben mevduatta okudum. Böyle bir şey yok. Böyle bir kurul yok. Mevduatta şöyle yazar. İki öğrenci kayıt sırasında bir hata olursa mülakata alınır yazar mevduatta. Dersimi çalıştım, hakkımı ararım diyorsunuz ha? Biz siyah camlı lüks arabalarda doğmadık. Hep yol kenarlarında büyüdük. Kaldırımda yürüyorsan önüne bakacaksın. Vay, güzel yapmış abla. Çalıyorum ben bunu, yazdım. Neyi çalıyorsun çocuğum? Sen zaten siyah camlı lüks arabalarda doğansın. Fenalık geldi içime ama. Bakın İsmail Beyciğim, eşim Cemil Bey sık sık Ankara'ya giden gelen birisi. Önemli bir iş adamı yani. Hani çevresi de böyle önemli, kıymetli insanlardan oluşuyor. Bilmem anlatabiliyor muyum İsmail Bey? Kız bir de tanış çıkıyoruz. Hadi. Ay yok artık. Merhabalar efendim. Müdür Bey kusura bakmayın, biraz geç kaldım. Özür dilerim. Merhaba hayatım. Sen? Cemilciğim hoş geldin hayatım. Kalk yavrum, baban otursun. Otur Cemil lütfen. Ne alakası var ya? Ne alakası? Ben hiç tanımıyorum bu kadını. Hayatımda ilk kez gördüm. Ne oluyor? Ne? Cemil, ben sana bu kadını tanıyor musun diye sordum mu şimdi? Doğru. Tanışıyor olsaydık sizin oğlanı başka okula aldırın, sıkıntı çıkmasın diye tittitler savururdum. Yeter'cim. Ne var? Biz acaba Bahadır'ı başka bir okula mı kaydettirsek? Şu an aklıma geliyor. Allah Allah! Ne saçma fikir Cemil. İsmail Beyciğim gerçekten bu konu uzuyor ve bana birazcık fenalıklar geliyor. Şimdi dediğim gibi sevgili eşim çok önemli bir inşaatçı. Şayet bir gün bu okula bir sahne gerekirse hemen sahne yapar. Ben de yaparım, ne var? Tiyatro sahnesi mi? Hocalara moral gecesi gibi düşün. Hande'den, Serdar'dan, Yıldız'dan okurum. Yıldız'dan okumak zordur, tize çıkarım. Binaenaneyh. Vay be, ben gelirim, net gelirim. Biz bunun üstüne çıkamayız. Bence Naime Hanımlar kayıtlarını yaptırsınlar efendim. Cemil, sen bu kadının adını nereden biliyorsun? Nereden bileceğim canım? Allah Allah, attım tuttu yani. Ne var? Çok popüler bir isim Naime. Naime. Evet, Ayşe Fatma Naime. Yani Türkiye'de istatistik olarak bakıldığında Naime Hanım ismi tam 5374 tane vardır efendim. Gerçekten inan bana.
Tabii ki sana inanıyorum Cemil'ciğim. Tabii ki sana inanıyorum. Yoksa böylesine basit, böylesine düşük bir insanı nereden tanıyacaktın ki? Bana bak. Seni zordan basite kurlarını ayırır, yüksekten atar, düşükten bozdururum. Anladın mı sen beni? Abla sus artık. Sus. Tamam ya, sustuk. Pardon ablam. Ya hoca sen de yapacaksan yap şu mülakatı. Vallahi benim sinirli bir tabii çıktı. Tabii tabii. Mevzuata göre mülakat yapmam lazım benim. Mülakata geçelim o zaman. Nedir yani mülakat sonucunda? Karar vereceğiz kimin alacağımıza. O zaman Levan kızım, gelmiş geçmiş en büyük piyanist kimdir? Ümit ve sen. Bildim vallahi. Abla bir dur şey, ben oldum Anasın Rahmaninov hayranıyım. Allah rahmet eylesin, ben de çok severdim kendisini. Nereden biliyorsun sen bunları? Abla sussana, ben ne zamandır konservatuar sınavına hazırlanıyorum ya. Çok güzel. Bahadır, evladım sen ne dinlersin? Büyük sözü. Hakları ödenmez çünkü. Helal olsun. Bu çocuk benim kafadan. Bilhaki kalatsın lan. Allah Allah. Çocuğum ne biçim cevaplar veriyorsun? Sen Chopin'le büyüdün. Bizim evde şofben yoktu. Kömür sobasıyla büyüdük. Harbi sosyete kız bunlar. Evet. Leman kızım, neden bu okul? Başka okul mu yoktu? Aradın taradın, bu okulu mu buldun? Şöyle, ben bu okulun bana gerçek eğitimi verebileceğini düşünüyorum eğer kısmetse. Bir de güzel cevaplar veriyor ki. Evet Bahadır, neden konservatuar? Hocam konservatuarda çok kız var dendi. Ya siz bu çocuğu okula değil şeye alın. Pavyona. Ne diyorsunuz? Ne diyeyim efendim ben size? Ne diyeyim? Ben sizi hiç tanımıyorum ki. Aynı masada oturmuşluğumuz bile yok yani. Ben pavyona hiç gitmem. Ben pavyonun yolunu bilmem. Cemil. Hı. Yahu sen bu kadının pavyonda çalıştığını nereden biliyorsun? Nereden bileceğim? Hayatım bugün çok şanslı bir günüm benim. Yani böyle attığımı tutturuyorum demek ki yani. Sen ne demek istiyorsun? Hayır yani neyi ima etmeye çalışıyorsun sen? Senin ilgisizliğinden sıkılıp ben her cuma pavyona gidip oradaki bir sürü arkadaşla senin geyiğini yaptığıma mı inanıyorsun sabahlara kadar? Mümkün mü bu? Vallahi başım. Tabii ki mümkün değil canım. Tabii ki mümkün değil. Başım tuttu. Son olarak çocuklardan birer şarkı dinleyelim. Mevzuata göre öyle karar verelim. Fantazi oku kız. Ne olur. Gerçi fantaziyi ben daha iyi bilirim ha. Zaten fantezileri çok iyi bilmeseydiniz burada şaşırırdım doğrusu. Keşke biraz da sen bilseydin fantezi. İmalı fare. Acıyorum kız senin kocana. Ay şiştim ya ben. Şu laflara bak Allah aşkına ya. Avam kadın seni. Bak ilk defa güzel bir şey söyledim. Bak. Ne oldu şimdi? Sen bana bir adım geldin, ben sana o adım geldim. Bak tatlı değil, yılanın deliğinden çıkarır. Gördün mü? O senin devamlığın. Çok teşekkür ederim. Hadi var işte, tamam. Leman, hadi. Söylüyorum abla. Tamam. Beyaz giyime söz olur. Siyah giyime toz. Olur. Gel beraber gezelim. Muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Salına da, salına da gel. Haydi yavrum, dön dolaş, yine bana gel. Ağlattın beni, köpek! Allah! Allah! Şimdi Bahadır'a geçmeden önce şey yapalım. Çok güzeldi vallahi. Ağzına sağlık. Sağ yine Leman okusun. Fakat bu sefer Naime ile düet yapsınlar. Sen yine bildiğin gibi böyle güzel oku. Naime de o 06 Çılgınsın müzikoldeki gibi. Aynı o tarz Naime gibi okusun. Sen nereden biliyorsun mekanı? Bilmiyorum. Öyle bir mekan mı? Aman o bir tanıdık geliyorsun. Gözlerin içine bak. Sen benim gözlerim içine düet yapacaksınız. Tamam. Sen o tarz söyle. Abla söylüyorum o zaman. Başla kız, gir kız. Arada gir, tamam mı? Tamam. Sözleri ben karıştırıyorum ama ben sen de karıştırıyorum gir. Ben karıştırıyorum ama.
Beyaz giyime toz olur, siyah giyime söz. Seylerim tıslıyor, olmasa olur. Gel, gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum, dön dolaş yine bana gel. Bir kere daha, bir kere daha. Salına da salına da gel. Haydi yavrum, dön dolaş yine bana gel. Ulan ablam! Alkış. Herhalde, kız. Herhalde. Vallahi harika. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Evet, Bahadır evladım. Sıra sende. Aynı şarkı mı? Gel ya. Siyah giyme söz oldu, beyaz giyme toz oldu. Salına da salına da gel. Yeter ki gel, hep gel, hep en önden kop gel. Böyle bir şey yok zaten de. Böyle bir şey yok. Ama çağırma ablam, gelmez. Hoca, durum malum. Vallahi biraz malum. Yani... Mevzuat gereği efendim, okula alınacak isim... Hadi. Lemma. Vakit 1 milyon veriyorum. Aman yemişim mevzuatı be! Nedir? Evet, okulumuza alınan çocuğumuzun adı Bahadır. Hoş geldin evladım okula. Ne oldu kaldırım gülü? Üstüne mi bastılar? Bana bak, ben sana burada bir şey söylerdim ama... Hadi. Sen dua et ki fırkateynim izin vermiyor benim, anladın mı? Kusura bakma kız. Sesin benimki gibi heba olmasın dedim de, ya olmadı işte. Ne olsun be ablam, biz de bu müzik aşkı olduktan sonra... ...bize her yer konservatuvar. Evet, evet Bahadır'cığım, evet. Yeni bir hayat seni bekliyor. Hı-hı. Ne söyleyeceksin? Kuru yemişçi olacağım ben. Helal olsun. Evet abi, okumayı benim kafama almıyor ya. Almıyor, istemiyorum ya okumak. Kuru yemişçi olacağım, fıstık fındık kavuracağım. Ne? Oh be, söylediğimde rahatladım. Yaşasın kuru yemişçilik. Bahadır! Ne saçmalıyor bu çocuk? Cemil, Allah aşkına koş! Öyleyse kayıt hakkı senin. Ablam be, ablam be! Ablasının kuzusu. İnanamıyorum. Yeter Hanım, eğer ne başka var? Bir çocuğunuz varsa aynı rüşvet durumu üzerinden yani onu baz alarak konuşabilir miyim? Bey, şu anda o kadar sinirliyim ki. Sizi yemin ediyorum, yutarım burada. Çekilin! Cemil, yürü Bahadır'a. Geliyorum hayatım. Naime Hanım, bu cuma sizdeyim. Hiç merak etmeyin. Nedim abiye selamlarımı iletin. Geçen haftadan 3 şişe borcum kaldı. Onu bu hafta kapatıyorum ben. Cemil. Buradan dönmez değil mi? Sonuna kadar çok iyi gelmiştim oysa ki yani. Yeter. İtiraf ediyorum sana. Evet. Ben bir pavyon bağımlısıyım. Bekle beni evladım, geliyorum. Ben bir pavyon bağımlısıyım. Pavyoncuyum lan ben! Soyunmak nedir Cemil? Pavyon bağımlısıyım, bir ceketini çıkardı, gördünüz. Aman tanrım, neler yaşıyorum. Kaldırım gülünün üstüne bastın, dikeni de sana battı cicim. Ben hep ne diyorum? Fırkateyn. Bir aileyle. Geldin mi sözüme? Evet. Evet efendim, şimdi bir ekonomi programına konuk olacağız. Bakalım ekonomide ne gibi önlemler almamız gerekiyor? Ekonomi nasıl gidiyor? Programda tartışacağız efendim. Buyursun. İyi akşamlar sayın seyirciler. Sadece ekonomi konuştuğumuz, sadece ekonomi programına hoş geldiniz. Bu akşam yine 3 saat boyunca programımız devam edecek. Ve sevgili gazeteci arkadaşlarımla ekonomiyi her yönden, tüm gerçekleriyle hep beraber konuşacağız. Dilerseniz İbrahim Bey, sizden başlayalım önce. Efendim, bu tabloyu nasıl görüyorsunuz? Ya açıkçası ben gayet olumlu bir tablo görüyorum. Nedenlerine irdeleyecek olursak, şimdi efendim... Yurt içi ve yurt dışı piyasaları kıyasladığımızda özellikle son dönemde çok spekülatif hamlelerden kendini arındırmış bir ekonomi görüyoruz. Tabii. Bu da ister istemez bir güven ortamı yaratıyor. Yalnız ben sözümü bitirmedim. Rica edeceğim. Güven ortamı gelişmekte olan ekonomiler için olmazsa olmaz bir unsur.
Kudret Bey, size şiddetle katılıyorum. Aynen, ben de Kudret'e katılıyorum. Çünkü Kudret de bildiğim kadarıyla bana katılıyor. Ben kendime de katılıyorum ama en çok bakış açısından ötürü İbrahim Bey'e katılıyorum. Yani ortam, tablo çok olumlu. Ama yani böyle olacaksa ben... Bence siz haklısınız efendim. Asıl sen haklısın. Ben sana haklısın. Biliyorsun. Hepiniz haklısınız burada. Hak sende. Arkadaşlar. Haklısın. Beyler, yapmayın. Beyler lütfen programın daha başındayız. Üst üste konuşmayalım. Rica edeceğim. Hepinize ekonomiyi övmeniz için yani pardon yani onunla ilgili konuşmanız için süre vereceğim. Yeter ki konumuzdan sapmayalım değil mi? İbrahim Bey dilerseniz kaldığınız yerden devam edelim. Tabii. Konuşalım ya. Buyurun. Konuşalım efendim. Şimdi teşekkür ediyorum. Bakın ben bugün köşemde de yazdım. Birileri sürekli ortaya laflar atıyor. Yok ekonomi şöyle olacak, yok ekonomi böyle olacak. Yok efendim şöyle değişecek, böyle bir şeyler değişecek. İstifa diyor. İstifa ekonomide, mı? Ekonomide hiçbir şey değişmeyecek. Her şey yolunda gidecek. Aa buraya, buraya köşeme yazıyorum. İbrahim internetine baksana. Bir saniye, bir saniye. İnterneti ya, bir saniye. Şimdi bakın, ekonomi, ekonomimiz 2020 ilk çeyrekte, yani ilk 4 ayda 4.5 büyümüş. İbrahim internete bir bak. Yani internetle büyümenin ne alakası var Feridun Bey? Rica edeceğim ya. İnsan dediğin 12 ayda bir büyüyor. Bak ekonomi daha hızlı büyüyor insandan. Düşün insandan hızlı büyüyen ekonomimiz var arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Kimse tekele çomak sokmasın. Her şey yolunda. Ekonomide sular duruldu. İbrahim bak şu internete bizi de yakın. Her şey daha iyi olacak. Geçen aydan da iyi olacak. Neye bakıyorsun? İnternete bak. İstifa mı? Kardeşim. Benim şey yapıyorum. Kesin mi? Öyle diyor. Ne diyeceğiz? Ne bileyim ben. Evet İbrahim Bey. Ne diyeceksiniz? Hiç. Ya söyleyeceklerim bitti. Ben arkadaşlarımın süresinden çalmak istemiyorum. Çal ya. Çal lütfen ne olacak? Çalmayacağım. Çalsın. Evet. Kısa bir araya gidiyoruz. Allah razı olsun sizden vallahi. Efendim sadece ekonomi programı reklamlardan sonra devam edecek. Lütfen bizden ayrılın. Yani siz bilirsiniz. İsterseniz reklamlardan sonra devam edeceğiz. Ya, ne yapacağız lan? Hayır ne yapacağız? Ne bileyim ben? Ne bileyim ne yapacağız? Ne bileyim ben ne yapacağız? Gerçekten olmuş mu böyle bir şey? Olmuş. Hayır mi? Gerçek mi yalan mı teyit edilmemiş ki ya? Yıkılıyor ortalık. Hayır ya. Öyle bir şey olmuşsa ne diyeceğiz? Olmadıysa ne diyeceğiz Fikri? Öf ya öf. Tam ekonomi programına çıkacak günü bulduk. Ne kadar var bu programın bitmesine? 2 saat 50 dakika. Ne? 2 saat 50 dakika mı? Ya yuh ya Cemil. Yuh ya, 3 saat program mı olur ya? Ne yapacağız şimdi? Müzik aldı, birbirimize mi bakacağız biz? Sana yuh be! Sana yuh! Ben mi yaptım? Gelmeseydin o zaman! Tamam, sen sakin ol. Gerginiz, hepimiz gerginiz. Sakin. Sen gerginsin. Tamam, ben gergin falan değilim. Tamam. Hayır, gergin değilim. Lütfen oturalım. Gerginsin, tamam. Gerginsin. Hayır, tamam. Hadi halledeceğiz. Biraz gergin olabilirim belki ya. Halledeceğiz. Fikri Bey! Nereye gidiyorsunuz? Allah nasıl severseniz lütfen oturun ya. Lütfen. Tamam. Tamam. Başlıyoruz. Sakin olalım. Gelinmeyelim. Tamam. Arkadaşlar o konuya girmeyelim. Yeterli. Bravo. Tamam mı? Tamam. 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 Cemil, tamam. Bana söz verme lan sen. Cemil, bana dönme. Vallahi ağlarım bak. Lan illa birinize döneceğim ya. Allah Cemil, Allah. Bana sakın. Tansiyonum iyi değil kardeş. İyi değilim ben. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Sadece ekonomi programı. Reklamlardan sonra devam ediyor. Evet Feridun Bey, sizle devam edelim isterseniz. Dinliyorum. Zorunda mıyım? Efendim? Ekonomi konuşmak zorunda mıyım? Sadece ekonomi programı, evet. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Biraz başa dönelim. Ekonomi evet. Nedir? Ekonomi nedir? Para. Para neyden yapılır? Kağıt. Kağıt neyden yapılır? Ağaç diyebiliyorum. Ağaç. Ağaç nerede olur efendim? Toprak. Toprak
Toprak. Hepimiz toprak olacağız. Hepimiz bir gün toprak olacağız. Bu para pul falan bunların hepsi efendim fani işler. Bunlardan uzak duralım. Şu yaşadığımız dünyada biraz hayır yapalım. Hiçbir şey, bakın dikkat edin, hiçbir şey bir çocuğun gülüşünden daha önemli değildir. Kimse benimle bunu tartışmasın artık. Yani vallahi bravo. Bravo Feridun. Evet Kudret Bey. Sanırım Feridun Bey'e ekleyeceğiniz şeyler var bu konuyla ilgili. Buyurun devam edin efendim. Ha. Dikkat çektik. Ben kalkmadım. Öyle olmadı ya. Buyurun Kudret Bey. Teşekkür ediyorum. Şimdi efendim biliyorsunuz ben gazeteci kimliğimle buradayım. Dolayısıyla benim işim soru sormak. Bravo. Ben doğru soruları doğru zamanda doğru kişiye sorarım. O yüzden şimdi soruyorum. Fikri Bey, ne yaptı ya senin oğlan? Benim oğlan iyi ya. Ne yapsın? Üniversite falan gidip geliyor işte. Tabii tabii. Seneye de mezun olacak çocuk. Ha, ne güzel. Sonra tabii iş bulmak falan mesele. Yok canım ne işi işi falan geç ya. Hiç deyip niye konuyu ekonomiye döndürüyorsun Fikri? Salak Fikri. Çocuk iyi. İyi çocuk vallahi çok iyi. Güzel güzel. Wow! Ne oldu, ne oldu ya? Ne oldu ne oldu? Nedir? Şey oldu, reji haber verdi. Öyle bir şey yokmuş. Ne yokmuş? Nasıl yokmuş? Öyle bir şey, o haber yok. Öyle bir şey yok. Gerçekten. Cemil Bey, normal, devam yani. Aynen. Evet. Aynen, eskisi gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oh. Hiçbir değişiklik yok. Rahat ol. Sen ne oldu? Gerildin gibi oldu. Şey başka çocuk mu? Sen de ayağa kalktın ya. Sana... Hiç beklemiyordum. Sen o öyle girdiğinde çok kötü oldu. Evet. Şaşırıyorum ya. Şöyle bakıyorum. Şöyle uzaktan bakıyorum şöyle size dördünüze. Vallahi şaşırıyorum. Ayıptır ya arkadaşlar. Ekonomi programında, programın ismi sadece ekonomi. Ekonomi programında ekonomiden başka her şeyi konuşuyorsunuz ya arkadaşlar. Biraz cesur olun, cesur. Şu ülkeye biraz cesur olun artık. Bravo. Doğru. Doğru vallahi. Ben hocama katılıyorum. Ben şimdi biraz kurdan ve ekonomik dalgalanmalardan bahsetmek hadi istiyorum. Hadi öyle. Hadi. Aa, şimdi bakın efendim. Ne oldu ya? Rejiden yeni bir haber geldi. Evet. Gerçek olabilirmiş. O haber gerçek olabilirmiş. Fikri Bey, siz söz almıştınız, devam ediyordunuz. Buyurun, devam edin efendim. Yok, etmeyelim ya. Edelim, edelim. Dalgalanma falan diyordunuz. Sallanıyoruz! Sallanıyoruz! Deprem oluyor, kaçın! Büyük İstanbul depremi, söylemiş sen de. Kaçın! Fikri Bey! Ne yapıyorsunuz? Sakin olun efendim. Buyurun oturun. Sakin olun. Bakın 5 kamera sizi çekiyor. Sallandığımız falan yok. Size öyle geldi galiba. Bana öyle gelmiş demek ki. Neyse efendim. Ekonomide dalgalanmalar olur. Sonra geçer. Yalnız efendim. Ben burada konuşurken boğaz temizlenecekse ben giderim. Ben böyle şeylerin yaşandığı programda kalmak istemiyorum. Stüdyoyu terk ediyorum ben. Dur! Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Canlı yayındayız şu anda. Lütfen buyurun. Oturur musun sen? Yani lütfen. Beraber başladık. Beraber bitireceğiz bu programı. Lütfen. Fikri Beyciğim rahat olun. Ağlayacağım şimdi. Siz bir su için. Bir rahatlayın. Bir kendinize gelin. O sırada ben Feridun Bey size dönmek istiyorum tekrar. Ya. Evet. Madem öyle. Konjüktür diyelim. Konjüktür. Konjüktür çok önemli bir şeydir bu tarz durumlarda. Konjüktürel bakmak lazım. Konjüktürel bakmadığımızda, konjüktür dışı durumlarda konjüktürel bazı sorunlarla karşılaşmak mümkün. Peki, konjüktüre baktığımızda ne görürüz İbrahim Bey? Ne görürüz Feridun Bey? Konjüktürün... ne kadar önemli olduğunu. Neden peki bu konjüktür bu kadar önemlidir Kudret Bey? Neden Feridun Bey? Bunu da öğrenmek için konjüktürün biraz kökenine inmek gerekir. Konjüktür hangi dilden gelmiştir Fikri Bey? Hangi dilden Feridun Bey? Ya. Fransızca. Peki bu konjüktür. Ay çok kötü oldu. Kimin konjüktürüdür Cemil Bey Allah aşkına? Kimin Feridun Bey? Ya ebenin.
Hemşirenin, doktorun, sağlıkçının, işçinin, emeklinin, senin, benim, hepimizin konjüktürüdür. Ya Allah aşkına biri yardım etmez mi be? Biri kendini şurada ortaya atmaz mı? Ya yumurta bırakmaya çalışan alabalık gibi akıntıya karşı zıplıyorum. Bir kişi de kendini ortaya atıp yardım etmiyor. Yok olsun be beyler be. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir önemli bir gelişme var. Ay söyleyecek misin? Ha. Doğru mudur? Bağlayın. Hı? Hattımızda bir yetkili var şu anda. Ha. Oh. Yetkili. Yetkili var. Alo. Telefonumu nereden buldunuz lan? Ha? Yayındayız sayın yetkili. Sizi dinliyoruz. Canlı yayındayız. Ha, ha. Şey yayında mıyız? Şimdi bazı gelişmeler olmuş olabilir. Hattı zatında olduysa hepimizin alması gereken pozisyon net olarak şudur efendim. Evet nedir? Nedir? Açık ve net şunu açıkça söyleyebiliriz. Ha, ne söyleyelim yetkili? Ne? Ne? Benim, değil mi? Dur. Hadi. Tünele giriyorum da galiba sesim gelmiyor. Geliyor, biz sizi duyuyoruz sayın yetkili. Ne olur söyleyin. Alo, ben sizi duyamıyorum. Ya yemişim bizi. Ne anlatacaksanız anlatın, söyleyin lütfen. Ne söyleyeceğimizi söyleyin bari. Kapattı. Ben çok kötü oldum. Ağlayacağım ben, gittim hala. Fikri Bey, rahat olun, bir su için efendim siz. Oh. Cemil Bey. Reklam mı diyorsunuz? Çok iyi diyorsunuz İbrahim Bey. Reji reklam diyemiyoruz. Reklam diyemiyoruz. O zaman ben Feridun Bey size döneceğim. Vallahi mi ya? Yine mi? Yine. Yani şu akşam üçüncü kez tekrar bana döndüğünüz için... alnınızdan öpüyorum sizi Cemil Bey. Ben ne kadar zamanımız var? 2,5 saat kadar. 2,5 saat. Evet, ne söyleyeceksiniz? Karanfil deste gider. Efendim? Ha 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 nanay, kokusu dosta gider. Ha 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 nanay, benim gönlüm sendedir. Ha 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 nanay, senin gönlünde kimde? Ha 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 nanay, 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 nanay. Şimşek nereye lan? Ya helikopter tana tekiyor, tana. Mazot koyalım da yolda kalma. Fulle, fulle, fulle. Hayvanlarla bile konuşuyorum ben. Bak kendine nasıl konuşuyorum. Tip tak, tip tak, tip tak. Lan bu tipe hangi kız bakacak? Yenge tana bakmış. Ha, tip tak. Ne bakıyorsun lan dümbük? Gel, gel, gel ya. Tekme lan, tekme motoru bottan. Zamanlıktan kaldıramadım. Deli mi lan bu? Bu ne yapıyorsun? Sen şöyle güzel, zengin bir kız bul. Beni de Mertar'da var ya. Ben geldim canım, bakar mısın? Fıtı 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 fıtı. Bir ailemiz var. Çocukları artık büyüdü, yuvadan uçma yaşına geldi. Bakalım nasıl karşılayacaklar bu durumu, izleyip görelim efendim. Buyursunlar. Şarj aletim nerede, gördünüz mü? Hayati, akşam diyorum şöyle güzel bir zeytinyağlı yapsam. Yanına da şöyle okkalı bir... evlat kazığı yesek. Ah, pardon, biz dün onu yedik değil mi? Kızımızın elinden. Anneciğim, ben şehir dışına okumaya gidiyorum. Bunun kazık neresinde? Sanki bileziklerini satıp yedim. Hiç umurumda değilsin çiçek. Ne yaparsan yap. Ya tamam, tamam, tamam. Uzatmayın artık ya. Konuştuk bunu, hallettik. Ha? Tamam, kızım senin otobüsün kaçta? Aa, 11:30'daydı babacığım. Sahi saat kaç oldu ya? 8'i biraz geçiyor. Aa, süper. Daha vaktim var benim o zaman. Harika. Azıcık şurada sizle beraber oturayım. Baba saat 10 olmuş ya. Hani 8'i geçmişti. Kızım ben biraz dedim. Rakam vermedim ki. Allah Allah. Size inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. İyi ki bavulumu falan hazırlamışım. Gideyim de kapıya koyayım bari. Tabii tabii kızım. Bavulunu hazırladın ya. Onu mutlaka kapıya koy. Bulursan bavulu koyarsın sana. Kızım yağmurluğunu da al. Lazım olur. Hayat.
olmaz bavulunu. Yavrum, oralar soğuk olur. Çorabını mutlaka koy. Üşütürsün. Nah bulursun bavulu da çorabına. Börek al, börek. Yolda acıkırsın. Hayatta bulamazsın bavulunu, keriz. Ana, ben ne yaptım? Çekmişti. Demek ki biraz... bavulum nerede? Aha. Daha evden çıkmadan bavulunu kaybetti kız ya. Yok yok, böyle olmaz kızım. Ben seni başka şehire okumaya falan gönderemem. Dizi, dizi izleyelim. Anneciğim, meyve, meyve soyayım mı sana anneciğim? İstemiyorum. Ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Hı. Ama bana engel olamayacaksınız. Gideceğim. Yavrum, hayır anlamadığım çok anlamsız bir şey var. Okusan ne olacak affedersin? Misal, Şükran'ın kızı okudu da ne oldu? Avukat oldu. Ama o istisna. Bir tane mücella var, mücella. Onun kızı okudu da ne oldu? Pilot oldu. Uçmuş o. Görüyorsun işte. Peki şeyin kızı vardı, dur. Kimdi o ya? Melahat, Melahat. Melahat'ın kızı okudu da ne oldu? Mesela Melahat'ın kızını yolda görsem, Melahat'ın kızına ne diyeceksin? Vallahi eğer görürsem sayın vekilim diyeceğim. Çünkü kendisi milletvekili oldu anne. Milletvekili olmuş kendisi. Ya milletvekili oldu da ne oldu? Sen milletvekilleri ne kadar zor şartlarda çalışıyor biliyor musun? 3 kuruş parayla be. Ne kadar az para alıyordur milletvekilleri. Milletvekilleri hiç para kazanmıyordur ki. Çok zor bir hayattır onlarınki değil mi hayatı? Kaç para alır be bir milletvekili? Tahmini 25.000 lira. Ya sana ben inanamıyorum ya. Ortada o kadar işsiz varken iş sahibi 3 kişiyi nokta atışla yakaladın buldun ya. Kes yani. Hayati niye oraya burnumu sokuyorum ki? İşte sokma diyorum. Sokmayayım. Bak kızım, bak kızım. Yavrucuğum bak. Biz sensiz yapamayız kızım. Yapamayız. Ya şimdi sen bizim için bir cep telefonu gibisin. Senden önce ne yaptığımızı bile hatırlamıyorum ben. Babacığım işte bak ne güzel böyle birbirinize vakit ayırırsınız ha? Nasıl? Basbayağı böyle birbirinize vakit ayırırsınız. Ben gideceğim, neden anlamak istemiyorsunuz? Ben okumak istiyorum ya. Ya kızım oku. Oku, sana okuma diyen yok ki. Evet. Allah Allah, oku. Otur çalış, seneye daha iyi bir yer kazanırsın. Evet. Baba ben İngilizce tıp kazandım. İngilizce tıp. Tıp ne ya? Tıp nedir tıp tıp? Çık bir dışarı bak tıp, tıpın halini gör ya. Ya o mesleğin geleceği yok. Geleceği, geleceği. 2 sene sonra ölümsüzlük bulunacakmış zaten. Ayrıca sen İngilizce tıpta ne yapacaksın? Gidip teyzeye ama bundan sonra daha fazla yağlı yeme mi diyeceksin İngilizce? Ya ben saçmalıyorum iyice. Bir el aç oğlum. Gidersen doğururum. Hadi bakalım. Allah'a mı? Neden esnaf olmasın? Olur mu olur. Yaparım mı yaparım. Ama bana bak kız. Vallahi ikinci çocuğum gelince çok net evlat ayırırım haberin olsun. Kıskançlığın... Hayatım. Kıskançlığından vallahi çatır çatır çatlarsın. Anladın mı beni? Anladım anne. Kıskanırsın yeni çocuğu. Siz hiç merak etmeyin. Babacığım, eğer benim bir kardeşim olursa ben onu sizden daha çok severim zaten. Siz hiç merak etme. İşte buradaymış ya bavulum. Bir saattir bunu nerelere saklamışlar. İnanamıyorum size. Buraya koymuşlar bir de utanmadan. Bunun içi boş. Eşyalarım nerede anne? Bizim bavulumun. Vallahi doğmamış kardeşim. Sizden daha olgun ya. Vallahi gidiyor. Hiç dinlemiyor, gidiyor hayatı. Aman, giderse gitsin ya. Biz bize yeteriz ya, yeter. Ya ben ne yapıyorum sen? Hayati, ne saçmalıyorsun, sinirimi bozuyorsun? Ya ben onu ikna etmek için diyorum, doğururum. Şu an sırası mı? Çocuk mucuk olamaz şu anda. Kafam çalıştı bir an, kız gidiyor. Ha sen o açıda. Ha anladım. Yalnız fikrini değiştirirsen ben buradayım yani.
Tamam, tamam, tamam. Bak 20 dakikası kaldı. Ne yapacağız? Otobüsü kaçırırsa yarın bence fikrini değiştirir. Ne yapacağız hayatım? Vallahi değiştirir, fikrini değiştirir bence. Geliyor. Anlıyorum sizi. Ben evden ilk kez gidiyorum. Evet. Haklısınız. Yardım edeyim ama anne. Ama lütfen bana biraz... Yardım edeyim anne. Bırakın. Anneciğim. Yardımcı olayım kızım. Aa, yardım ediyorum. Yardım etmeni istemiyorum. Bırakır mısın eşyalarımı ya? Teşekkür ederim. Bakın anlıyorum sizi ama lütfen... Bana birazcık güvenin ya. Şunu bırak. Tamam, tamam. Lütfen bana birazcık güvenin, olur mu? Bakın, sizin yüzünüzden otobüsü kaçıracağım. Saat kaç? 8'i biraz daha geçiyor. Baba! Nerede benim telefonum, nerede? Banyoya baktın mı, kesin oradadır. Telefonum arkanda annem, görüyorum, verir misin? Hangi arkanda? Ne kadar saçma bir soru ya, arkamda şu hangi telefon? Arkanda? Ne anne kadar ayıp, anne arkanda falan. Telefon. Saçmalama, anne, bende falan yok. Tamam, bende tamam, falan yok. Yeter. Aa! Allah Allah. Al kızım telefonunu. Tamam canım. Bırak kızımız gitsin ya. Teşekkür ederim al babacığım ya. Al. Gel bir sarılayım sana. Oy oy canım benim. Canım canım canım. Al. Al. Hadi. Hadi. Ya bir de sen ne demek ya? Bin otobüsüne git. Hadi otobüsü hadi kaçıracak kız. Tamam. Hadi yavrum. Dur. Hadi, sarılayım anneciğim. Sarılayım. Annem, annem, annem yavrum. Hadi. Görüşürüz. Hadi, hadi güle güle inşallah. Hadi sen bizi görüşürüz. Düşünme. Hadi. Tamam. Siz de beni düşünmeyin. Aklınız bende. Hadi kalmasın. Çabuk çabuk. Çabuk kaçırma. Tamam hadi görüşürüz. Haydi otobüs kaçacak. Hadi, hadi yavrum. Çabuk. Çabuk şey yapma. Hadi bay bay kızım. Başka neyi mi sakladınız? Neyi? Neyi mi sakladınız başka benim? Hı? Neyini? Neyi sakladınız? Biz ne? İşimiz gücümüz yok. Senin bir şeylerini mi saklayacağız ya? Al işte cüzdanım yok. Cüzdanın mı yok? Evet. Ya evden çıkmadan kapkaça uğradı kız ya. Vallahi yok ben seni göndermem kızım vallahi. Hiç başka bir şehire göndermem. Kusura bakma. Dizi. Ne var? Kollarını kaldır. Hangi kollarımı be? Kollarını kaldır. Hangi kollarımı? Kaldır kollarını. Bunu bana verir misin? Vallahi gıdık bana nasıl bana? Bana ani bir hareket şşt, yapma. Hoppa! Bak ben böyle doğurdum Allah. Bunu bak. Konuşma. Ya anneciğim. Kız gıdıklanma. Ne var senin cebinde? Kız kafasını yediğimin çocuğu. Kapa. Anne ne yaptın? Aman alırsan al. Şurma. Al tamam al cüzdanı. Al tamam şaka yaptım al. Sizin yüzünüzden otobüsü kaçıracağım 15 dakikam kalın. Ne diyorsun sen ya? 15 dakika mı? E sen şimdi otobüse yetişemezsen üniversiteye gidip kayıt da yaptıramazsın. Tıp da okuyamazsın. Ya böyle talihsizlik olur mu ya? Vay 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 şu şanssızlığa bak Hayati. Nasıl olacak kaçtı ya? Kaçtı otobüsü kızım ha? Kaçtı ya. Alo. İyi akşamlar. Ya benim 23.30 aracına bir biletim vardı da biraz gecikeceğim. Bekletebilir misiniz? Yok bekletmezler. Bizim taşımacılıklarda hiç bu konularda esneme olmuyor. Hiç esneme olmuyor. Kaçtı. Gider gider. Hep ya hemen gider. Aa öyle ya, mi? Ya yazık yazık. Ya demek araç arıza yaptı ve 45 dakika bir gecikme olacak. Ben rahat rahat yetişirim iyi akşamlar. Taşımacılık ölmüş. Turizm bu değil. Değil. Kızım. Anne. Baba. Hı. Ben gidiyorum. Kızım. Gidiyorum. Kızım. Hı. Kızım gitme sen. Baba otobüsüm kalkacak. İyi de kızım o zaman ben sabah nasıl kalkacağım? Ha? Sen hadi babacığım uyan demezsen ben nasıl uyanacağım? Ya babam ben seni telefonla arar kaldırırım. Ha öyle uyanırsın. Peki ben senin bu öbek öbek dökülen saçlarını yerlerden toplamayıp nasıl cinnet geçireceğim kızım? Sen merak etme anneciğim ben buraya gelir arada saçlarımı dökerim. Hatta İstanbul'da dökülenleri toplar buraya getirir koyarım daha güzel kızarsın. Ha? Kızım hani o şey var ya senin çok sevdiğin bir tane zombili dizi var ya böyle. Böyle gidiyor. Onu bile izleriz seninle. Ne diyorsun? Ya siz zombilerden korkuyorsunuz ondan. Yavrum, korkuyoruz da. Anneciğim biz bu dünyadan daha çok korkuyoruz. Yani bir kadın için bu dünya çok zor be yavrum. Ya başına bir şey gelirse, ya senden haber alamazsak. Ha, ya yetişemezsek, ya yanında olamazsak kızım. Anne, baba ya korktuğunuzu biliyorum. Ama asıl biz kadınlar gidip okuyacak, güçlenip, cesaret gösterip kabuğundan sıyrılacak ki toplum değişsin. Ben ileride doğacak çocuklarıma adil bir dünya ve güçlü bir kadın imajı borçluyum. O yüzden şimdi korkularınızı bir yana bırakın ve lütfen bana güç verin. Çünkü bakmayın böyle laflar ettiğime ben de birazcık tırsıyorum. Hayati, bizim küçük bebeğimiz büyümüş, baksana. Tamam, haklısın. Tamam yavrum, yolun açık olsun. Güle güle git.
Tırsa tırsa da olsa becer anneciğim. Gurur duyuyorum seninle kızım. Tamam git artık. Canım babam. Hadi kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Biz de seni. Hadi bay bay. Aha. Ay! Kız! Saçlarını döktü şuraya. Topla hemen onları. Atma. Bana ver. Saklarım. Ha, bu benim saçımmış ki. Hadi kendinize iyi kızım. Bakın. Kızım. İnince bir alo de. Tamam. Kızım. Binince de alo de. Tamam. Kızım. Otobüste hangi kekten dağıtıyorlarsa ondan da bir alo de haber ver. Tamam baba. Olur. Hadi bay bay. Hadi kızım. Hayati ne diyorsun? Kaldık baş başa. Yeniden ve sahiden yapmak ister misin? Valla ben hazırım. Yani... Gerçi çok uzun zaman oldu ama... Hatırlayabilir miyiz acaba? Aman! Bisiklet sürmek gibi diyorlar. Yapa yapa yeniden hatırlarız. Bana bak. Yalnız böyle başlangıçta acemilik falan olursa... Öyle dalga geçmek falan yok ha, tamam mı? Niye dalga geçeyim be? Genç miyiz artık hayatı? O zaman nerede yapalım? Masa. Hadi, hadi. Bana bak. Senin sözelin zayıf, sayısalı bana ver. Tamam. Bak, sıkı sıkıya çalışırsak, her gün tekrar yaparsak... Seneye kızın okulunu kazanır, biz de taşınırız. Tamam. İlk soru... yok, senin sözelin zayıf, sayısalı sen. Uğraşmayı çok sevdiğiniz, kızdırmayı çok sevdiğiniz biri var mı? Şurada bir hanımefendi var. Eşimin bir tiki vardı yanımda. Öyle mi? Ne var efendim? Böyle yanımda. Ne yapıyor öyle yapınca? Diye ses çıkartıyor ama bir yanımda yapmıyor. Şu anda geçti mi? Yapmak istiyorum da gözleriyle beni biraz... Hayır, yapınca hala hıçkırıyor mu şu an? Yapıyor. Beyefendiden dinleyelim bu durumu. Benimki biraz aşırı... Demek evet. Biraz ya, aşırı. Ama yani... Bir zaman sonra duramıyorum. Her elini uzatana bana şey yapacakmış gibi geliyor. Oynayacakmış gibi geliyor. O yüzden hiç sevmem yani. De anlamadım. Ya birkaç kere yapınca artık kim nereden el uzatsa hıçkırıyor musunuz? Evet. Bir zaman sonra işte böyle oluyor. Her an bir yerden biri el uzatacakmış gibi oluyor. Evet. Ama eşiniz çok mutlu bu durumda. Belli yani. Aynen belli. Kendisi de küçük aydınlıkları var. Aynen. Şimdi ben buradan yapsam oluyor mu? O kadar değil yok. Artık buradan ne dedin? O kadar değil yok. Nerede başladı bu? Bu aile annemden geliyor ya. Annemde de var. Annenizde de var? Evet. Evet. Anneminki benimkinden de kötü. Biri bana yaptı mı annem karşımda oturdu mu? Ben gittim mi annem de aynı şekilde şey yapıyor. Ha öyle bir bağınız var. Aynen. Yapmayın ya adama. Niye yapıyorsunuz? Öyle evet. Yani. Enteresanmış. Peki uğraşırlar mı sizinle bu yüzden? Çok, çok, çok. Kimler genelde yapabiliyor? Her yerde ben kendim usta kasabım. Bazen geliyorlar kasapta et doğrarken bile dürtüyorlar. Kasapta et keserken yapınca bir yerinizi kesersiniz. Aynen. Allah korusun. O alıştık ona artık kesme. Ama şey yine de hoşgörüyle karşılıyorsunuz herhalde. Aynen, çünkü ya çoğunlukla ben olsa başkasının olsa ben de yapardım. Güzel. Böylece hepimize izin vermiş oldunuz. Teşekkür ediyoruz. İsim neydi sizin? İlhan. Peki efendim. Şimdi bir mahalleye konuk olacağız. O mahallede de böyle mahallenin değişik bir arkadaşı var. Onunla biraz fazla mı uğraşıyorlar? Yoksa o mu diğerleriyle uğraşıyor? Durumu beraber inceleyelim, ele alalım efendim. Buyursunlar. Ya kral nasıl olacak bu işler ya? Ya nasıl olacak? Hamam böceği bile girmiyor artık dükkana ya. Bak böyle giderse ben sana bir şey söyleyeyim mi?
Bu tekstil piyasasının haşarı çocuğu birebir Feridun kapıya kilidi vuracak kardeşim. Ya bir depo mal var içeride çürüdü, şu yazar kasanın bir sesi var ya çın diye. Onu özledi bu kulaklar. Kral nasıl olacak bu iş ya? Karartma var içimi. Oğlum 5000 tane leopar desenin tight sınırlar kapatıldı, elimizde patladı ya. Yemin ediyorum leopar gündem olsun diye gideceğim hayvanat bahçesine. Kolumu bacağımı yedireceğim leoparlara ya. Ah be Atiye. Ah be gülüm be. Lan 2 yıldır şöyle tight'lı bir klibin yok, sen de düşman oldun bize ya. Ah be. Çaylar, tostlar hazır beyler. Günaydın. Al işte. Allah'ın günü soslu kaşarlı çift lavaş döner yan adama bak. Tosta çaya düştüm ya. Yansın bu Mertar. Bıktım be. Ne oldu lan? Beğenmedin bizim tostu. Kudilik. Abla. Tostun güzel de çayın acı. Tost acı söyler Cemil. Bak geldi bugünlük neşemiz. Şıpşak nereye lan? Ya helikopter tana tekiyor, tana. Ben tuna bir baktırayım geleyim. Fıtı 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 fıtı. Allah Allah. Oğlum yapmayın çocuğa böyle şakalar ya. Vallahi garibana yazıktır oğlum ya. Ya şurada bir neşemizi bozma Cemil ya. Ya biz o çocuğa hem böyle yapıyoruz hem de bir yandan yardım ediyoruz biliyorsun kardeşim. Siz mi yardım ediyorsunuz? Tabii. Oğlum depoya bekçi koyup para vermemek için geceleri çocuğu depoda yatırıyorsunuz be. Bilmiyor muyuz çakallar? Ödemesini yapıyoruz oğlum biz onun. Para mı veriyorsun? Helikopterine benzin koyuyorsun. Çok komik. Ya sen de çamaşır suyu gibi insan yıpratıyorsun Cemil ya. Sen şakalaşamıyorsun diye biz de engelliyorsun çocuklar. Kim şaka yapmıyor? Ben mi şaka yapmıyorum? Oğlum ben çok şakacı adamımdır ya. Herkese şaka yorum oğlum. Çok komiyimdir ben ya. Mert Erin Cem Yılmaz'ı derler oğlum bana ya. Ya bırak boşa rüzgar yapma. Senin bir tane bile arkadaşın yok kardeşim. Bilmiyor muyuz? Nasıl yok lan? Oğlum kasap İlhan'a bir hareket çekiyorum diye zıplatıyorum ben. Onu hepimiz yapıyoruz. Yemin ederim bak oğlum siz beni anlamıyorsunuz. Ben acayip komiyim de dalga da geçerim ya. Bak. Gel otur bakayım oğlum. Otur. Telefonu unutmuşsun telefonu. Şaka geliyor bak şimdi. Oğlum bak bu çay, bu da poşet. Ne oldu? Poşet çay. Sallayınca da sallama çay oluyor. Bence komik. Kanım çekildi ya. Vallahi kanım çekildi. Sen şaka yapma Cemil ya. Vallahi şaka yapma. Deli mi lan bu? Deli ya, manyak mıdır? Ne yaptın lan? Akşam depoda kaldın değil mi? Kaldım. Depoda kaldım. O zaman senin mazotun bitmiştir. Mazot koyalım da yolda kalma. Fulle. Aslanım benim ya. Oh be! Kızla buluşacaktım. Tam zamanında koydum biliyor musun? Bendim bitiyordu ha. Kızla mı buluşacaksın? Lan bu tipe hangi kız bakacak? Niye abi? Yenge tana bakmış. Üstüne bir de çocuk yapmış. Ya tana bakılan dünyada bana tapılır be. Açık tak. Bana bak. Nereden buldun kızı lan? Çapkın. Bizim de kanallarımız var abi. Kız Bulgar. Çok da güzel biliyor musun? Hem it hem de aç bizimkisi. Ulan sen herhangi bir yabancı dil biliyor musun? Nasıl anlaşan elin Bulgarıyla sen? Niye abi? Ben herkesle anlatıyorum. Hayvanlarla bile konuşuyorum ben. Bak tenle nasıl konuşuyorum. Bana bak Şak. Ben aslında biliyor musun gizli bir ajanım. Amirime söyleyeyim mi seni ha? Bulgarlarla iş çeviriyor diyeyim. Tutuklasınlar seni. Söyleme lan, söyleme. Tamam, söyleme. Şu Feridun'a bir tokat at, söylemeyeceğim. Ne bakıyorsun lan, dümbük? Dururum lan seni, hiç. Ne biçim vurdu manyak? Bak benim eniştem trafik polisi, arıyorum. Şimdi o helikopteri hemen bağlatıyorum, hadi. Arama lan, arama. Bağırıyorum, hadi. Oğlum, kıtı bulutacağım lan, arama. Helikopter lazım, kıtı getirdim. İyi bak, düşmedi, hadi iyisin. Bu mu lan şakanın? Bu mu? Cezanızı versin ya. Şaka bu mu? Bak şimdi bomba şaka geliyor. Şipşak! Bu kaç? Kalın bir. Bildi lan. Abi sen son şakanı ilkokul birde mi yaptın? Şıpşak. Ha? Senin Rihanna işi vardı lan. Ne o Bulgarlarla fingirdeşiyorsun? Ha? He? Rihanna işi vardı ha. Ayrıldım ben o kızdan abi. Pandemide çok kilo aldı ya. Kantar bodar o, kantar bodar. Ulan sen kız buldun bir de kriter mi koyuyorsun kendine? Abi benim tek kriterim senin gibi önüne gelen kızla takılmamak.
İnsan sadece dintine değil ya. Biraz da turatına bakar. Tıptak. Samanlıktan kaldıramadım samanı da züttü. Ben sana yandım züttü. Deli mi lan bu? Bu ne yapıyor? Deli mi lan sen? Ha? Cemil geç ya. Geç Cemil ya. Ya. Bir dakika ya, hemen pes etmesin. Bak çok iddialı. Merter'in Cem Yılmaz'ı diyorlarmış. İki üç tane yaptın, hemen bozuldun. Varsa birkaç tane daha alalım, deneyelim yani. Espri. Espri. Espri tarzına göre. Senin kötü, soğuk espriler var ya senin. Bu büfede herkes kahve içer, bir tek Nurgül yeşil çay. Reaksiyon aldı bence komik. Evet, başka? Zenginler et yer, fakirler hayalet. Wow. Kanım dondu ya. Bu nedir ya böyle? Başka bu tost var? Ya, bir simit. Bir şey söyleyeceğim. Bu ikisi beğenmiyor. Peki siz yapın bakalım nasıl espri yapıyorsunuz da bununkini beğenmiyorsunuz? Evet. Evet Feridun. En sevdiğim an biliyor musun? Bak. En sevdiğim an. Bunun haberi var da bunların belli ki yokmuş bak bu durum. Sen yap bir espri bakalım senin espri anlayışın nasıl? Ben söyleyeyim de benden çıksın dayım. Tabii. Adamın biri varmış. Evet. İkinci dönem kurtarmış. Oh. Cemil abi nasıl anlıyorum seni biliyor musun? Zor abi. Bir tane daha var mı? Feridun. Adamın biri yatmış. Karısı kotra gibi bir şey var. Oo. Onlar yasaklandı diye biliyorum. Can çekişiyoruz oğlum bir dakika burada. Evet Fikri. Cem ya harikaydın ya. Vallahi. Vallahi. Espriye en son gülen geç anlayandır. Tamam zorlama şansını. Zorlama. Artık zorlama. Tamam, devam edelim. Deli mi lan bu? Deli mi bu? Ne yapıyor bu? Tuhaf hareketleri var ya. Şişt bak. Atiye yapayım sana ha. Evet. Sürekli dükkana gelir, tayt alır benden. Tanıştırayım seninle ha. Bu mu? Evet. Ha, ben bunu istemem ya. Niye? Ya bu taytı böyle vicdanına kadar tekiyor abi. İstemem. Hem ben sana kız var diyorum, sen bana Atiye diyorsun ya. Anlamıyor musun sen? Bu tipe kız mı bakar ya? Niye abi? Tana yengeyi itlemeye gittiğimizde feltli dedesi tenin tipini görmemek için kalkıp turatına kapıyı kapattı be. Adam tenin tipini görmemek için feldi yendi, feldi. Daha bana sallıyor bu. Deli mi lan bu? Tipten. Oğlum sonuçta aldı kız yani. Abi. Kutura bakma da yenge de bir Didi Hadid değil yani. Sedon'u geçmiş ürünü taktılar sana. Hadi tak, hadi tak. Bana bak, onu bırak şimdi. Bu Ayten var ya bir tane mahalleye yeni taşınan. Şimdi senin kulağın kesiktir. Var mı yavuklusu falan o Ayten'in? Yok, yok. He? Yok. Peki bir şey soracağım. Bu abinin gönlüne Ayten mevzunda Eros'un oku girer mi lan? Abi değil, Eros'un oku. Deut'un timteği gir de. Yine uydu onlar. Tiktak. Ulan bana bak. Ha? İnşallah peltek olduğun için o laf öyle çıkmıştır. Yoksa sinirim bozulacak benim ha. Ha? Ya dükkanlarından falan geçerken böyle kesişiyoruz, göz atıyorum falan. Öyle bir elektrik olur mu diye yani ondan sordum. Vallahi ben sana söyleyeyim abi. Sen o kızla ıttı da daya dütten, kız okyanusu yüzerek geçmeye çalışır. Ha tiktak. Tiktak tiktak. Bana bak yatırmayacağım ha depoda. Akşam kalırsın sokakta söyleyeyim. Aman. Tok da kaldım tidin rutubetli deponuda. Tok da kaldım. Bak bak, bir haller var burada. Evden buldum lan yoksa. Ya ben sana parayı buldum, kızı buldum diyorum. Sen hala ne anlatıyorsun ya? Hadi ben kaçıyorum abi. Fata 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 fata. Gidiyorum ben abi. Nereye gel? Gel lan buraya otur. Otur. Fata 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 fata. Gel gel gel. Tekme lan tekme motoru bozacağım. Ne tekiyor? Geç otur geç. Lan sen şöyle Bulgar, güzel, zengin bir kız bul. He. Beni de Mertar'da gelen geçen var ya. Ben geldim canım, bakar mısın? Tamam. Bu ne lan? Manitası mı bu? Lafını tamamla kardeşim, gelen geçen diyordum. Oğlum sarılıyorlar lan. Anam bir kumarda para verdik. Peki ne lan? Ne demek? Beni çok mutlu ettin. Daha sık görüşelim.
Bye. Bye 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 bye. Ne diyor oğlum? Ne oluyor lan? Natım, yengeni datet ediyor değil mi? Lan, o kız sana parayı niye verdi lan? Ha, bu mu? Ha. Ya Tidin, dükkanda kalan malları ben internetten böyle ihale usulü çıkardım. En çok parayı da bunlar verdi. Benim kız çok zengin biliyorsun. Ondan sonra ben de bir tane tövdetme imzaladım. Bugün de gelip malları aldılar işte. Bundan da mı imzaladın be? Söz geçme. Tövdetme imzaladın. Oğlum kız sana sadaka verdi, bunları kafaya alıyorsun. Vay ya, sen bizi güldürdün. Allah da seni güldürsün. Anlamıyorum oğlum, sen deli misin? Deli misin sen? Efendim İlhan abi. Ne? Depoyu mu boşaltıyorlar? Ne? Bulgarlar depoyu mu boşaltıyor? Ha? Ne yaptın lan sen? Ha? Malları mı sattın lan? Ha? Nasıl yani? 1 milyona dağıttım, 1 milyon. 1 milyona mı? Lan ver lan şu. Lan eski para bunlar, deli ne yaptın sen? Ya ne var ya? Dükkanında kalan malları tattım, tetekür edeceğini de bir de gelmiş konutuyorsunuz. İyilik de yaramıyor Tide be. Ben gidiyorum. Fıtı 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 fıtı. Ne yapmış lan bu? Kardeşim bir şey söyleyeyim mi? Bundaki delilik düzelir de bizdeki mallık hayatta düzelmez. Evet efendim, hiç olmadık bir ortamda başına komik bir şey gelen var mı? Şurada biri var. Bir akrabamızın düğününe gitmiştik. Sonrasında oraya bir palyaço gelmişti ve yüzlerimizi boyamaya başlamıştı. Ne istiyorsun demişti, vampir yap demiştim beni. Üstüm başımla da gelmişti bu arada. Annem de tabii orada şey söylemiş. İşte zeybek çalsın da oğlum gelsin zeybek oynasın. Niye böyle bir şey istedin? Yani. Siz Kont Drakula olarak zeybek mi? Bu arada küçük bir tanıtım yapabilir miyim? Ne? Yani şey değil, marka falan değil. Kendi müzikle uğraşıyorum. Ha. Kanalım var, Murat Bulduk. Murat Bulduk. Evet, rock müziği çok seviyorum. Yapmayı da çok seviyorum. O şekilde. Peki oraya koyacak mısınız vampir zeybek oynuyor? Belki kliplerimizden birinde kullanabiliriz. Yani rock müzik, rock müzik, vampir zeybek oynuyor. Tabii rock söylüyor bir de. Tutar bu. Tam evlere şenlik. Çok sağ olun, çok peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Olanaksız tanıdığınız için iyi akşamlar. Evet efendim, şimdi bizim durumumuz biraz daha ilginç. Bir cenazeye gideceğiz. Bakalım bu cenazeye kimler gelecek? Ve onlar o cenazeyi de neler yapacaklar, izleyip görelim, buyursun. Heh. Ya işte. Hayat böyle bir şey işte, hayatı. Arkadaşlarının önce düğünlerine gidersin. Ondan sonra çocukları olur ziyaret edersin. En sonunda da cenazelerine gidersin artık. Bu yani bilinen bir şey çünkü. Ama olumlu tarafından bakacak olursak, cenazelerde altın takmıyoruz. Ha, bu arada altın takma geleneği Babür İmparatorluğu'na dayanır. Onu da yaz bir kenara. Ah! Agah, ah! Zamanı mıydı ölümün şimdi, ha? Zamanı mıydı? Zamanıydı ulan tabii, 103 yaşındaydı Agah. Yine de zoruma gidiyor İbrahim, zoruma gidiyor. Bir türlü kabul edemiyorum bu ölümü, canımı acıtıyor. Ben 2 Afife Jale, 3 Altın Portakal, 1 Sarıkaya Köyü Hemşerileri Yardımlaşma Derneği Onur Ödülü aldıysam, tanınmış meşhur bir aktör isem, bunu biraz da hocam Agah'a borçluyum. Biraz da Adını Alnıma Yazdım dizisindeki Zor Bey ağır rolüne borçlusun. Zor Bey çok çok zor bir roldü. Oh. Çok kompleksti, çok griftti, çok derindi. O Berivan'la ilişkisi gerçekti. Ayrıca da benim yazlık taksitine girmeme sebep olmuştu. Tamam canım, ben takılıyorum sana, latife ediyorum. Senin çok üst düzey bir oyuncu olduğunu cümle alem biliyor yani. Sağ ol. Leman Hanım nerede kaldı? Dur, şimdi bu dizide Zor Bey karakterini mi oynuyor? Tabii bu. Coşturdu bu, döktürdü orada. Peki nasıl bir karakter ben acaba? Ben hiç izlemedim diziyi.
Peki. Finalinde ölüyormuşsun. O sahneyi bir daha bir canlandırabilir miyiz? O sahnede kimler vardı? Ben vardım. Evet. Rakip A vardı, kötü A. Adı neydi onun? Dilber A. Tamam, sen de Dilber A ol. Ben izlemedim ki, nasıl? Sen ya bir rakip A işte. Ben orada tabii özellikle şive de çalıştım. Doğulu bir... O role git. Önce... Doğa önce şivesiyle. Berivan'la karşılaş. Berivan'a aşkını tabii, söyle. Şimdi şöyle, sonra tabii... Dilber A sizi görsün. Berivan kaçsın. Dilber A gelsin ve o hazin final yaşansın. Yani demek oluyor ki sen önce Berivan olacaksın, Allah sonra Dilber A olacaksın. Yani. Bir şey olmaz. İki kısa rol değil mi? Küçük rol. Nasıl? Zor Bey'i seyredeceğiz. Berivan tabii köyümüzün güzel kızı olduğu kadar. Tarlada çalışırken ben de geliyorum. Tamam. Şimdi ben atımla... Ben böyle köyün ağasını... Tarlaya ekeyim soğan. Ha, ne kadar da güzel bir gün tarla. İnşallah attan düşer. Attan iniyorum. Ha, saçını da yeni boyatmış. Hoş geldin ağam. Sen burada ne yapıyorsun lo? Yazıklar olsun şu diziyi yayınlayan kanal. Sen... Kimlerdensin Lome? Dilber Ağa'nın marabasıyım. Maraba. Seni de çok sevdim. Aşık olabilirim dizi tutarsa 3-5 bölüme. İnşallah. Lo. Bir bak Dilber Ağa geliyor buradan. Eyvah. Dilber Ağa geliyor. Bakayım aynı ben. Şuradan. Dur kız kaç mı? Acaba kimin kızıdır mı? Buranın girişi. Evet, yolda Berivan'ı gördüm. Hayırdır? Sen törelerimize karşı gelmişsin. Karşı A. Seni vuracağım. Sende o yürek var mı? Ne yazdılarsa onu oynuyorum. Ulan buraya da silah verdiler. İşte vuracağım seni lo. Lo. Cesaretun ne? Ama bu... Ama ondan... vurmuyorsun, bir vurmuyorsun. Konuşur. Hemen böyle yapıyorum. Al bak silah geldi. Sağ ol beni bak kızım. İşte beni vuracaksın mı? O halde işte yüreğim burada lo. Vur artık vur. Sen benim oğlumdun. Hayır. Oğlumdun. O değil mi? O öbürüydü. Beni, Dilber'ini. O da değil ya. Ya silah. Tamam, onu izledim. Sürekli tekrarını veriyorlar. İzliyorsun onu yani. Evet. Ha. Cesaretin varsa vur lo. Çok uzattın ha. O ne ya? Bir yaralandı. Ah, kurşunum bitti. Dur, bak şimdi. Lo. Bir de şunu söyleyeceğim. Evet. Bütün ekinlerin üzerine düştüm. Senin tarlan, bana ne? Ya daha... Bu şiven için. Bu Berivan için. Bu da boyalı saçların için. Böyle ağ olmaz. Seni alçak. Ya artık ulan. Eyvah. Sakın. Yok canım, inanmam. bir sağlık ekibi kontrol etsin. Bir bak. Sen bir bak, öldü mü? Zor Bey. Alçak! Şöyle bir böyle gusül aldım. Tamam, çok i̇şte teşekkür ederim. Çok güzeldi hayatım. Harika bir kahve. Hayran kaldım.
Ah, hala onun duygusundayım. Tamam, anladık. Biz, abartıyorum ben zaten. Mübalağa ediyorum hayatı. Sen harika bir oyuncusun yani. Sadece zor bey olur mu? Tiyatroda neler yaptın sen de bu törene Leman Hanım gelmeyecek miydi? Gecikti bak, cenaze merasimi başlayacak. Nerede işe gelir? Arabıyla geliyorum dedi. Arabıyla. Nereden geliyordun? Modi'ye gitmiş, oradan geliyor. Neyle geliyor dedin? Arabıyla. Evet, tamam. Hoş geldin Leman. Geç kalmadım Zil. Oyunculuk atölyem varca bitti. Yok yok Leman Hanım, daha merasim başlamadı. Burada bir anma töreni yapıp kabristana geçeriz zaten. Ya hayat doğurdu. Hayat. Evet, bitkisel hayat. Yani siz böyle aşırı duygusal oldukça ben taş kalpli gibi görünüyorum ama gerçek bu yani. Herkes nerede geldi, nerede kaldı bu cenaze? Tören başlasın artık. Hayati, Serson abi. Isırırım seni. Neler yapıyorsun bakayım sen ha? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasıl? Sen benim nasıl olduğumu iyi bilirsin köpek. Köpek ne? Ne diyorsun ulan? Ben 60 yıllık tiyatrocuyum. Ah, alındı. Hop alındı. Suratı bak, alınmış suratı. Biz mi şu suratını Hayati, iyice buruşuyorsun ya? Gel. Gerçekten tam bir fırlamasın Hayati var ya. Leman, ne haber kız? Neler yapıyorsun bakayım sen? Nerelerde sürtüyorsun? Cenazeyi bekliyoruz, görmüyor musun? Anma töreni yapacağız. Ben de cenazeyi bekliyorum, görmüyor musun? Bana mı anlatıyorsun Serso? İbo ne haber? Kim ulan bu? Gel. İbo gerçekten var ya, senin şu hallerine bayılıyorum ya. Köpek seni. Bir gıdı versene. Ver bir gıdı, ne olacak? Vermiyorum ulan gıdı falan. Cenazedeyiz yavrum. Bak sen de takmışsın, gelmişsin burada. Saygısızlık etme, biraz saygılı ol. Ah, kızdı. Sen tabii bizim gibi oyunculuk kökenli olmadığın için bazı şeyleri anlamakta zorlanıyor olabilirsin. Ama merak etme, tam sana göre ve buraya uygun bir şey yapacağım. İsabet olur, yap tabii. Hadi. Selfie! Sersolarla cenaze keyif. Gel buraya, gel. Hayatım, üzme suratına. Hepinizi tebrikliyorum şimdi. E keşke bir izin alsaydın. Ayıp olacak aileye. Şşt! Sen ayıp bilir miydin zilli? Yırtarım seni. Bana bak. Vallahi parçalarım, konuşturma şimdi beni, manyak şey. Leman Hanım ne diyor ya? Bilmiyorum. Oğlum bu kadar saygısız olma hakkını kim nereden veriyor sana çocuğum? Neyse Sersola, cenazeden sonra nerede kopuyoruz bakalım? Ha? Ne kopması evladım? Sonra cenaze evine gideceğiz, orada pide yiyeceğiz. Seni sapkın. Ne diyor lan bu? Anladım ben seni. Neyi anladın oğlum? Pide falan ha? O pidelerin dili olsa da konuşsa. Halideniz. Halideniz. Halideniz yapma oğlum, Allah Allah. O pidelerin dili olsun, konuşsun da bitsin bu belirsizlik canım. Agah'ın abisi İsmail abi geliyor. Agah'ın abisi İsmail hayatta mı? Evet evet, kendisi 110 yaşında ve hala dimdik ayakta. Geliyor. Kadıköy vapuru da tam zamanında geldi. Ah İsmail abi, ah İsmail abi. Gerçekten başın sağ olsun. İsmail Bey, böyle tanışmak nasipmiş efendim. Sabır diliyorum sizlere. Çekil be şuradan. İshat! İshat ne haber? Seni yere bakan yürek yakan seni. Ne yapıyorsun sen bakayım? Ne oldu? Üzüldün mü sen be? Ha? Sıra sana mı geldi yoksa? Sana mı geldi sıra? Hadi biz de bir Üzüldü. Şapkan düştü. Ne yapıyorsun oğlum?
110 yaşına gelmiş, U harfine dönmüş adamı fındık faresi gibi kaçırttın ulan. Yutayım tutayım kendimi diyorum. Çocuğum seni maymunlar mı yetiştirdi? Şebeklik yapıp duruyorsun cenazede. Bitti mi? Gel. Bitti İsmail abi. Gel. Gel şöyle otur gel. Yani gerçekten çekil çocuklar şuna. Yani gençler. Niye bu kadar geriliyorsunuz anlamıyorum ya. Ya. Dikkat edin. Yavaş. Hoppa. Evet. Bırakıyorum. Bırak. Hop. Ay bakar mısın? Oh. Ulan bir sus be. Bir sus be. Bir sus be. Hah, maaş da geliyor. Ayağa kalkalım. Ben dökeyim sizi, şöyle dökeyim. Sayın izleyiciler, ünlü oyuncu Agah Tokses'in cenaze törenindeyiz şu anda. Öğrencileri tabutunu getirdiler. Çok duygu dolu anlar yaşıyoruz. Bizler Agah Hoca'nın son sınıf öğrencileriyiz. Ancak Agah Hoca'mız her derse ilk sınıfıymış gibi girerdi. Vah, vah, vah. 80 yıllık sanat tecrübesinden süzdüğü bilgilerle besledi bizi. 80 yıldır neler süzdünüz? Siz bir de onun karaciğerini sorun. Serso ya! Serso! Bana yaklaşma! Yaklaşma bana! Evet, Agah hocamızı yine bir öğrencisinden, Hayati Berkman'dan dinleyelim bir de. Hayati hocam, buraya alabilir miyiz? Hadi bakalım Berkman! Hadi kaptın yine konuşmayı. Zor Bey, atınla git. Fırla. Birivan nerede? Ah! Nereden başlayayım bilemiyorum. Hadi hadi nereden başlayacağını bilirsin sen. Cihangir'den. Agah! Agah! Bir gün şunu sordum. Hocam, onlarca kez provasını aldığınız bir cümleyi nasıl ilk kez söylüyormuş gibi söylüyorsunuz? Nasıl oynuyoruz bunu dedim. O da bana dedi ki... Ah bana neler söyledi benim Serzom ya. Gerçekten hiç yakıştıramıyorum sana bunu. Agah kalk artık şuradan. Serso! Serso kalk şuradan. Bırak lan kardeşimi! Geçen lan sen! Tamam İsmail abi. Sakin ol, cenaze değiliz. Leman'ın arkadaşı. Alo! Hayatıyla oyun oynuyorlar diye biliyorum. Yok ya, yanlış bilgi. Çocuklar acaba Agah'ın konservatuvardan asistanı falan mı bu ya? Hocam bizde böyle bir asistan yok. Allah Allah. Kimsin ulan sen? Oyuncuyum ben de. Nerede oynuyorsun? YouTuber'ım abi, ben bana film çektiler yani. Hayati'nin torunu benimle fotoğraf çektirmişti, orada tanışmıştık değil mi? Agah'ın hatırı için katlandım ama... Bittin ulan sen, ben Tai Chi uzmanıyım. Sayın izleyiciler, tam kaba! Ünlü oyuncunun cenazesinde albüme çıktı. Show TV farkıyla. Sektörde kapıların başlarını tutanlar tarafından darp ediliyorum şu anda. Ama her şeye rağmen üretmeye ve rahatsız etmeye devam edeceğim. Ulan dallama! Ulan biz hocalarımızın yanında... Oyuncuyuz diye konuşamazdık bile, oyuncu olduğumuzu söyleyemezdik. Sen bir filmde iki kere ağzını açtın diye... ...ne ara benim meslektaşım oldun ulan? Zibidi! Oğlum senin yaşadığın gün kadar kitap okudum, senin yaşın kadar makale yazdım ben. Biz de boş adam değiliz be! Instagram'da 150 bin takipçim, 7 tane tipim var benim! Senin tipin... Güldürür, güldürür.
döndü, dünyayı döndü hayal.